Merhabalar. Nasılsınız? İyi. Size kerolar masal anlatayım mı? Tamam. Bir varmış, bir yokmuş. İki varmış, üç yokmuş. Dört varmış, beş yokmuş. Neyse böyle devam ediyormuş. Evvel zaman içinde, kabus zaman içinde bir tane kerolan varmış. Sen kerolan biliyor musun? Evet ama bir şey. Sen biliyor musun? Evet. Kaşları var mı kerolanın? Evet. Yok. Yok mu? Evet. Aa, Keloğlan saçları yokmuş. Neyse. Keloğlan evinde oturur, akşama da hiçbir şey yapmazmış. Adı üstüne kel. Evet. Otururmuş, annesi hiç yardım etmezmiş, çapa yapmazmış, ortalığı temizlemezmiş, oyuncakları falan toplamazmış. Böyle akşama da böyle sineklermiş, böyle, böyle uyurmuş. Sen uyuyor musun? Tamam, uyuma. Yardım et senin, tamam mı? Neyse, annesi Keloğlan'a demiş ki, ben buna bir tane iş buluyorum demiş. Ondan sonra para vermiş. Evet. Mal Mama vermiş. Yiyeceklerini vermiş. Demiş ki sen şöyle git şehre doğru demiş. Keloğlan almış bohçasını. Gitmiş köyünden ayrılmış şehre doğru giderken yolda çoban görmüş. Çobanın keçileri varmış. Koyunları varmış. Ondan sonra oğlakları varmış. Sen oğlakları seviyor musun? Sen oğlak hiç öptün mü? Tamam. Evet. İşte demiş ki Kevalan, ben sana yiyeceklerimi veririm çoban kardeş. Ama sen benim verdiğim bu yiyecekleri 3 gün içerisinde gelemezsen senin olsun. Gelirsem de beraber yeriz demiş. Neyse. Ondan sonra bir gün sonra gelmiş. Bir bakmış yiyecek yerinde yok. Ondan sonra demiş ki aldım senin koyunun bir tanesini aldım çaldım demiş. Aldığı gibi kaçmış. Ondan sonra neyse yolda bir tane kervan gitmiş. Kervanı görmüş. Kervanda kervancıyla demiş işte ben bir tane koyun getirdim. Meğe getirdim demiş. Ondan sonra ne yapalım ne yapalım. Bu koyun sende kalsın. 3 gün içerisinde gelirsem koyun benim. Gelmezsem koyun senin demiş. Tamam mı demiş. Anlaşmış da tamam demiş. Ondan sonra da adam Keloğlan gelmedi koyun yemiş mi? Eyvah! Koyun eti yok. Ondan sonra ne yapacağız? Keloğlan gene sinirlenmiş. Kervancı demiş ki nerede benim koyunum? Senin koyunun yok. Ne yapacağız? Ondan sonra Keloğlan hemen bir akıllılık etmiş. Kervancının halısını dürdüğü gibi omuzlamış. Aldım senin halını aldım kaçırdım demiş. Götürmüyor. Ondan sonra neyse az gitmiş, uz gitmiş, nere tepe düz gitmiş. Bir tane köye gelmiş. Köyde düğün varmış. Düğün böyle oynuyorlarmış adamlar. Evet dans yapıyormuş, oynuyormuş. Neyse Keloğlan demiş ki oradaki gelinin babasına bunu size vereyim ama 3 gün içerisinde gelirsem benim olur. 3 gün içerisinde gelmezsem sizin olur demiş. Ondan sonra şöyle dolaşmış gelmiş bir bakmış halı yerinde yok. Ondan sonra Keloğlan gene sinirlenmiş. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Bu adama bir oyun edelim demiş. Ondan sonra oyun sırasındayken almış gelini almış kaçırmış. Ondan sonra kaçırdığı gibi anasının yanına götürmüş. Aldım gelininizi kaçırdım demiş. Gitmiş. Gelini anasına teslim etmiş. Ana müsaade et ellerinden öpsün. Hizmetini yapsın demiş. Ondan sonra ben şehre gidiyorum çalışmaya gidiyorum demiş. Aha demiş bizim oğlan akıllandı galiba. Sonunda çalışacak galiba demiş. Ondan sonra da annesi gelinin yüzünü bir açmış. Ne görsün? Kabak. Kabak kafa değilmiş kadın. Evet bildiğimiz kabak. O köyde ne varmış biliyor musunuz? O köyde yılın belli zamanlarında böyle bir eğlence yaparlarmış. Kabaktan böyle oyu kaparlarmış. Adam yaparlarmış. Süslenirmiş. Gelin kabağı olurmuş. Evet. Ondan sonra da Keloğlan'ı almış. Keloğlan'ın başına kabağı bir fırlatmış. Keloğlan'ın başında kabak patlamış. Ondan sonra kabağını çekerek Keloğlan başından atmış. Masalımız da burada bitmiş.